Günaydın, iyi haftalar. Bu hafta piyasalarda hangi gelişmeleri bekliyorum? Özellikle döviz kurunda yaşanan hareketlilik, Merkez Bankası'nın hafta sonu kur korumalı mevduat sistemi ile alakalı yapmış olduğu kararname, genelge ile birlikte piyasalara yansıması nasıl olabilir? Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Bunun piyasalara yansıması nasıl olabilir? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı azaltacak yeni bir düzenlemeye gitti arkadaşlar. Bu düzenleme ile birlikte vade sonunda artık kur korumalı mevduat sisteminde olup da vade sonunda olan yatırımcıların varlıklarını TL'de bekletmek için yeni bir hamle yapıldı. Özellikle vadesiz ihbarlı veya bir aya kadar vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık %29 olarak belirlendi. Bu zorunlu karşılığın %29'a yükseltilmesi dolarizasyon önüne geçmek, liralaştırmak, özellikle döviz kurumunun talebini azaltmak gibi etkenler. Bu süreci özellikle şöyle de okumak lazım. Kur korumalı mevduat sisteminin biliyorsunuz malum bir bedeli var devlete. Bu bedel artık yavaş yavaş bankalara kayacak ve muhtemelen bu sürecin biteceğine dair de yavaş yavaş kapıların arandığını da gözlemleyebiliriz. 2024 yılının ilk yarısında kur korumalı mevduat sistemi artık sonlanır diye ben tahmin ediyorum. Tabii ki yeni kararlar sadece bankaları bağlıyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bankalar arasındaki bir genelgeden bahsediyoruz. Bu karar açıklandıktan sonra şöyle bir algı da oluşuyor. İşte kur korumalı mevduat sistemi bitti mi? Hayır, bitmedi. Bu karar sadece bankaların zorunlu karşılıklarındaki veya TL mevduatlarındaki biraz daha getiri artırmak için uygulanan bir politika. Bunun özellikle bu Türk lirasının işte borsaya girmesi gibi, dövize girmesi gibi çeşitli alternatifler de dolaştığı görülmekte. Tabii ki borsa tarafında şu anda risk oluşuyor. İşte dolar tarafında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler halen devam ediyor. Ama bu sistemde yine enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için farklı yatırım araçlarına yönelmenin daha mantıklı bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. Ben kur korumalı mevduat sistemine girdim. 3 ay burada bekledim. Ancak ben 3 ay sonra risk almamak için ya faize geçiyorum ya dövize geçiyorum ya da farklı enstrümanlara geçiyorum diye bir düşünce oluşuyor. Burada riskleri dağıtmak yine yatırımcısının kendi elinde. Ancak 2024 yılı itibariyle şunu görebiliriz. Benim için sürpriz olmaz böyle açıklamalar gelirse. Kur korumalı mevduat sisteminde 2024 yılının ilk yarısında o mevduat sahiplerine bir stopaj uygulanabilir. İkincisi de yine döviz kurundaki makas açılabilir. Yani mevduat sahipleri o makas farkından dolayı o dövizini aynı kurdan yerine koyamayabilir. 2024 yılında böyle bir süreç de görebiliriz. O yüzden artık kur korumalı mevduat sisteminin 2024 yılının ilk yarısında hayatımızdan yavaş yavaş çıkacağı bir dönem karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii dün yine en çok şu konuşuldu. Borsa rallisine devam edecek mi? Döviz kurları tekrar yükselişine devam edecek mi? Kimi bu paranın dövize gireceğini, kimi borsaya gireceğini falan iddia ederken. Ben borsa tarafında zaten sık sık yaklaşık 2 haftadır şu öngörümü sizinle paylaşıyorum. 7000 puan seviyesinin altına sarkmadan borsa tarafına girişin ben şahsen uygun olmadığını düşünüyorum ve kar satışların devam edeceğini düşünüyorum. Sabah yine açıldığı zaman da muhtemelen eksiyle açılan bir borsa karşımızda olabilir. Ben kademeli düşüşlerde kademeli alımı şahsen uygun buluyorum. 7100 puan, devamında 6950 puan seviyeleri, yani 7000 puan seviyelerinin altını daha uygun bulduğumu söyleyebilirim. Tabii yukarıda yıl sonuna kadar alanımız var. 8000 puan, 8500 puan. Yukarıda alanımız var ancak kısa vadeli mutlaka teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı var Borsa İstanbul'un yüzey endeksine. 7513 puandan geride bıraktığımız haftayı tamamlamıştı. Ben bu düşüşlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolar kurunda 27.09 resmi kur tarafında, serbest piyasalarda 27.13 lira olduğunu görüyoruz. Yine dolar kurunda ben resmi tarafta ve serbest piyasalarda bu yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yine Ağustos ayı ile alakalı öngörüm 27.50 lira seviyesiydi. Bu öngörümü halen devam ettiriyorum.
hem resmi kur tarafında hem serbest piyasalarda dolar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. İşte dolarla işi olan, dolarla ticaret yapan arkadaşlarımızın da asıl hedefin 27.50. Ancak 27.50 lira seviyesinde biraz daha beklemeyi tercih edebilir ve Ekim ayı itibariyle yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. 27.50 beklediğim direnç seviyesi. Burada tekrar yatay bir süreç görebiliriz. Doları destekleyecek diğer önemli bir faktör de arkadaşlar bu hafta Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bir açıklaması olacak. Özellikle Jackson Hole toplantısında ekonomiye dair veya para piyasalarına dair yeni ipuçları aranacak. Jackson Hole toplantısında Powell'ın açıklamaları dolar endeksi yani doların uluslararası piyasalardaki değeri açısından oldukça önemli olacak. Dolar endeksinde 104 seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir. Bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda yine bir baskılanma süreci devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar karşısındaki altın, gümüş, euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi buradaki baskılanma yine devam edebilir. Çünkü şahin tonda açıklamalar gelebilir Powell'dan. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısında para politikasından kişisel olarak 150 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyorum politika faizinde. 150 bas puanlık faiz artırımı sonrasında Eylül ayında 100 bas puanlık bir faiz artırımı daha yapar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılı bu şekilde tamamlar diye tahmin ediyorum.